Yeniden İstanbul stüdyodayız. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş bizi bekliyor. Sayın Göktaş, bir kez daha günaydın. Hoş geldiniz Ekonomi 24'e. Günaydın Gülşen. Önce katılım bankacılığıyla başlayalım. İstanbul Finans Ofisi'nin de çabalarıyla o noktada büyük bir çalışma var. Yeni finansal enstrümanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekti. Siz pandemiye rağmen 2020'yi nasıl geçirdiniz? Yeni hedefleriniz neler? Katılım finans kuruluşları olarak 2020 yılı genel itibariyle çok iyi geçti diyebiliriz. Pandemiye rağmen, alışkanlıklarımızın değişmesine rağmen ciddi bir gelişme kat etmiş durumda bütün kurumlar. Tabii pandemi bir takım alışkanlıklarımızı değiştirdi, çalışma şekillerimizi değiştirdi. Pandemi öncesi belki de hiç cesaret edemeyeceğimiz alışkanlıklar peydahlandı. Biz şu anda kurum olarak baktığınızda çalışanlarımızın %70'ini evden çalıştırıyoruz. Daha önceleri böyle bir şey gerçekten hani test etmeye kalksak %10'la test edebilir miydik? Emin değilim ama işte şartlar gerektirdiğinde çok hızlı adapte olunabildiğini gördük. Bu sektörlere bakıldığı zaman da bankacılık sektörünün de pandemiye ve bu tür çalışma tarzına en hazırlıklı olan sektör olduğunu yine müşahede etmiş olduk hep birlikte. Buradan katılım finans sistemine gelince biz tabii özü itibariyle biliyorsunuz faizsizlik prensibi üzerine satın alma, satma, ortaklık şeklindeki ürünlerle hayatını devam ettiren, ekonomiye destek veren kurumlar. Gelir elde ettiğimiz sürece bu gelirleri ticaretten elde ediyoruz. Hepsi reel ekonomiyi destekleyici faaliyetler ve mutlaka bir belgeye dayalı. Bu nedenle de bizler verdiğimiz fonların nereye gittiğinden emin olabiliyoruz. Konvansiyonel bankalarla mukayese edildiğinde aslında bu manada tamamlayıcı bir finans sistemi olarak ön plana çıkıyor. Yine gelir dağılımını düzenleyici, kayıt dışını kayıt altına alıcı konularda da çok önemli etkilerini, pozitif etkilerini olduğunu düşünüyoruz ülke ekonomisine. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde de ciddi manada krizlere dayanıklı olduğunu görüyoruz. Hatta hepimiz hatırlıyoruz 2008 krizini. 2008 krizinde dönemin papası İslami finans sisteminin araştırılmasını, hani krizlere bu kadar nasıl dayanıklı olduğuna dair araştırılmasını talep etmişti ve bu yönde çalışmalar yapılmıştı. Tabii bu kapsamda bizim hükümetimizde Cumhurbaşkanlığımızla birlikte destek verme konusunda çok güçlü adımlar atıldı. Merkez Bankası'nda katılım bankacılığı dairesi kuruldu. Tabii bu bizler açısından çok çok önemli. Özellikle likidite imkanlarına ulaşmak için çok değerli bizler için. Evet. İnşallah birlikte yapacağımız çalışmalarla birlikte bunu devam ettireceğiz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde de biliyorsunuz katılım bankacılığına ilişkin bir daire kuruldu. Bütün bu gelişmeler aslında önümüzdeki dönemde katılım bankacılığının bu desteklerle daha hızlı büyümesi ve yeni ürünler geliştirmesinin altını oluşturmakta, zeminini oluşturmakta diyebiliriz. Katılım bankacılığı artık aslında tanınıyor ama biraz daha vatandaş için bildiğimiz geleneksel bankacılıktan ne farkı var? Hem küçük tasarruf sahibi hem yatırımcı neden katılım bankacılığını tercih edelim? Tabii işin özüne bakıldığı zaman ilk önce Türkiye Müslüman bir ülke. Katılım bankacılığı faizsiz prensiplerle çalışan bir kuruluş. Ama tabii bu tek başına yeterli değil. Elbette ki bizler insanlara bir şeyler vaat etmeliyiz. Biz burada açıkçası adil gelir paylaşımını vaat ediyoruz. Çünkü biz ekonomiyi gerçek manada destekliyoruz. Ne kazanıyorsa kazandığımız ölçüde ve yaptığımız hani ikili müşterilerle anlaşmalar çerçevesinde onlarla paylaşıyoruz. Ve özüne baktığınız zaman aslında faizsizlik tabii ki burada önemli ama etik prensiplerle çalışan bir bankacılık mekanizması olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz sosyal mekanizmayla, adaletle örtüşmeyen mesela hiçbir sektöre fon sağlamayız. Yani sadece derdimiz fon sağlamak değil, fonu doğru alanda, doğru kişilere doğru şekilde iletmek. Buradan bakıldığında da hani hem inançlarımız doğrultusunda hem de adalet ölçüsünde çalışan bir mekanizma. Bu mekanizmayı yayabilirsek insanlar da görecekler. Ayrıca farklı güvenceler var. Biz sözleşme üzerine işlem yaparız. Bizim yaptığımız sözleşme asla bozulmaz. Yani herhangi bir kriz döneminde, deprem döneminde, doğal afet döneminde bu sözleşmenin niteliği hiçbir zaman değişmiyor. Yani sizlerle ilk gün neyde vaatleştiysek o şekilde sözleşme sonuna kadar
bu mekanizma devam ediyor. Bu açıdan baktığımız zaman da aslında ticaretle uğraşan insanların nakit akışlarını %100 yapabilmelerini sağlayan çok güvenli bir mekanizma. Yine rotatif çalıştığı için, periyodik geri dönüşler olduğu için bizim müşterilerimizle her an temasımız var. Yani müşterilerin yaşadığı sıkıntılara anında müdahale etme şansımız var. Çünkü müşteriyle her ay mutlaka en az bir kere temas etmek durumunda bizim kuru şubelerimiz. Böyle bakıldığı zaman da sorunlu müşterilere anında müdahale etme, yanlarında olma adına da biraz konvansiyonel sistemden ayrıştığımızı düşünüyorum. Bu gerekçelerle de kabul edilebilir ve tercih edilebilir olması gerektiğine biz inanıyoruz ve o yönde de gayretlerimizi devam ettireceğiz. Bankaların şüphesiz en önemli müşterilerinden biri, belki paydaşları diyebiliriz, KOBİ'ler. 2020'ye baktığımızda evet salgın yılı, ekonomik sistem derinden etkilendi. Dolayısıyla KOBİ'lerin finansmana hem erişebilmesi, kolay erişebilmesi hem de daha düşük maliyetlerle erişebilmesi çok önemli hale geldi. KOBİ'lerle ilgili de çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Hem 2020'de ne yaptınız diye soracağım ama daha önemlisi 2021'de artık biraz daha normalleşmeye de başlarken KOBİ'ler için yeni bir takım avantajlı paketler, çalışmalar var mı? Var. Katılım finans sistemi özü itibariyle zaten baktığınız zaman KOBİ bankacılığı yapıyor ve biz de gerçekten inanıyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisinin baktığınız zaman bel kemiği, lokomotifi hemen hemen her alanda istihdam, ihracat hangi alana bakarsanız bakın KOBİ'lerin çok ciddi bir ağırlığı olduğunu görüyoruz. O yüzden de KOBİ'lerin ayakta durması, sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmeleri ve hayattan idame ettirmeleri Türkiye ekonomisi açısından çok çok değerli. Biz 2020 yılında toplam fonlarımızın %30'unun üzerinde bir rakam 15.8 milyar TL KOBİ'lere fon kullandık. Bu bir önceki yıl %10'lar civarındaydı. Baktığınız zaman çok ciddi bir artış var. Tabii bu artışta geçtiğimiz yıl KGF destekli kullandırılan kredilerin de önemli bir etkisi var. Malum hükümetimizin açıkladığı program dahilinde bizler de bu programlara dahil olduk ve kamu katılım bankaları olarak destekledik. Şimdi KOBİ'ler gerçekten ekonominin bel kemiği. Bu gelir dağılımındaki makas farkını nasıl bireyler arasında gidermek zorundaysak şirketler arasında da gidermek zorunluluğu var. Ekonomi destekleyiciler olarak bizler de bu gelir dağılımındaki farkı azaltmak adına KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Gerek sigorta ürünlerimizde, gerek kullandırdığımız fon kaynaklarıyla geliştirdiğimiz yeni ürünlerle destek olmaya devam edeceğiz. Yeni ürünleri konuşmuşken aslında yeni değil elbette bir süredir uzun süredir devam ettiğiniz bir sistem. Konut sahibi olmak çok önemli ülkemizde. Kira öder gibi ev sahibi olmaya çalışan binlerce insan var. Bununla ilgili çok fazla kampanya var ama katılım bankaları zannederim biraz daha farklı çalışıyor. Faiz ödemeden konut sahibi olmak ama bunu da kolay ödeme şartlarıyla yapmak mümkün mü? Bunun için siz normal bankacılık sisteminden farklı olarak nasıl bir sistem uyguluyorsunuz? Tabii normal bankacılık sisteminden farklı olarak aslında sonuç aynı noktaya gelse de işleyişin farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz katılım finans sisteminde bu konutları sahibinden peşit satın alıp müşterilerimizle anlaştığımız vadede ve anlaştığımız maliyetle vadeli olarak satıyoruz. Yani aslında bu konutların ticaretini yapıyoruz bir nevi. O kapsamda bakıldığında da konvansiyonel sistemle sonuç olarak bakıldığında aslında benzeşiyor. Zaten bu benzeşme de zaman zaman katılım bankacılığının biliyorsunuz aldığı en büyük eleştirilerden bir tanesi. Ama nihayetinde ortada bir konut var. Bu konutun bir sahiplenilmesi söz konusu. Bedelinin bir şekilde ödenmesi gerekiyor. İki farklı mekanizma var. Biri faizle yine taksit ödenmesi. Diğeri de peşin satın alıp bizler tarafından müşteriye verilmesi. Bizim burada yapabileceğimiz mevzuata tabi olduğu için çok fazla ayrıştığımız bir nokta yok. Özellikle tüketiciye verdiğimiz noktalarda. Çünkü orada tüketici koruma yasası yani bizi belli kalıplar içinde tuttuğu için o kalıplar içinde hem konvansiyonel bankalar hem faizsiz katılım bankaları biz bu sistemin içinde aynı işi, benzer işi yapıyor durumdayız. Konut kredisi için bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Peki faizsiz bankacılık yatırımcı için ne yapıyor? Şimdi elbette büyük yatırımcıların da bir yol haritası var ama iş yeri almak, arsa almak gibi kendi tasarruflarını sağlamak isteyenler için nasıl bir imkan var? Burada da aslında
bizim en önemli fonlama kaynaklarımızdan biri. Müşterimizin biz neye ihtiyacı olduğunu işte birlikte bize başvurusu olduğunda arsa, iş yeri almak istediğinde oturuyoruz. Müşterimizin tabii doğal olarak bir finansal gücünü inceliyoruz. Gücü neye yeter? Hangi ödeme planıyla bizim borcumuzu rahat rahat öder? En çok buna bakıyoruz. Burada mütmain olduktan sonra yine sözleşme gereği 60 aya varan vadelerde esnek ya da sabit ödeme planları, dediğimiz gibi müşterinin ihtiyacı neyse onu karşılıyoruz. Bu tarafta önemli olan belki bir ayrıntı, finansman ihtiyacının tamamını da karşılama şansımız olabiliyor. Verebildiğimiz, yani bu anlamda her tür desteği yani verdik, vermeye devam edeceğiz yine. Son olarak aslında biraz altın ve gümüş meselesine girelim. Bizim yatırımcımız için çok önemli. Çok farklı aracılıklarla altın ve gümüş yatırımlarını yapabiliyorlar. Borsa İstanbul'da vakıf katılım bu anlamda bir birincilik de elde etti işlem hacmiyle ilgili 2020 yılında. Hem bunu neye borçlusunuz hem 2021 bağlamında nasıl bir hedefiniz var? Şimdi doğru, biz Borsa İstanbul'da özellikle kıymetli maden piyasasında etkin bir oyuncuyuz. Aynı zamanda piyasanın tek piyasa yapıcı kamu bankasıyız genel itibariyle. Biz bu alanı niş bir alan olarak belirledik. Hükümetimizin de belirlediği politikalar çerçevesinde burada faaliyet göstermeye devam edeceğiz önümüzdeki dönemde de. Yani ekonominin neye ihtiyacı varsa o yönde gayretlerimiz olacak. Tabii geçtiğimiz yıl şunu gördük, özellikle ikinci yarısı çok ciddi şekilde insanımızın altına bir teveccühü oldu. Çok ciddi şey, yani dolar ve dövize olan rağbetin belki çok çok daha üstünde altına bir rağbet oldu. Bu belki bir alışkanlık oluşturuldu. Paralelinde diğer kıymetli madenlere de bir eğilim olduğunu görüyoruz. Bunun içinde yine gümüş çok çok önemli oldu. Bir dönem yine bu son 6 ay içinde çok çok farklı ve gümüşte de ciddi bir eğilim olduğunu gördük. Altından gümüşe, gümüşten altına geçtiğini gördük müşterilerimizi. Tabii Türk insanının altına olan bu düşkünlüğünün biz devam edeceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda da tabii yine altının fiyat artışlarından ve düşüşlerinden kaynaklanan fırsatları değerlendirmek isteyeceklerdir. Bizim buradaki sadece önerimiz, hani çok fazla rüzgara kapılmamaları, çok inceleyip sık dokumaları. Çünkü maalesef bu iniş çıkışlarda bireysel yatırımcının bazen zarar görebildiğini görüyoruz. Yani burada dikkatli olmaları, mutedil olmaları ve hani çok böyle tabi de fırsatçılığın peşinde koşmaları. Çünkü küçük yatırımcının hep zarar ettiğini gördük. Yani o konuda da biz destek olmaya çalışıyoruz ama tabii orada da bizlerin verebileceği tavsiyeler sınırlı. Bunların sonuçları çok farklı olabildiği için. Ama özü itibariyle altın işi devam edecek, öyle gözüküyor. Biz de altın konusunda hükümetimizle birlikte paralel olarak o belirlenen programlar dahilinde hareket ediyor olacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun değerli yorumlarınız için. Vakıf Katılım Genel Müdürü Sayın İkram Göktaş.